Sayın İsmail Şatıroğlu, Trabzon Dernekler Federasyonu Genel Başkanı. Sayın Şatıroğlu, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Klibi On numara bir klip yapmış. Biz de kasketle beraber beğendiniz mi? geldik. Bu seneki tabii ki sloganımız geçen sene olacağız da vardı. Bu sene de kasketle beraber geldik. Yakışmış Programımızı başkanım da ama. teşekkür ederim. Programımızda kasket açalım diye Çok güzel, böyle yakışmış. geldik. Teşekkür ederim. Evet, önce İsmail Şatıroğlu kimdir? Evet. Şöyle bir Ben bilmeyenler bir öğrensin. müsaadenizle şapkamı şöyle Ha. yan tarafa alayım Aynen logomuzla öyle. beraber. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Zeki Bey, bugün anlamlı bir gün. Hem Trabzon için hem Trabzonsporlu olan herkes için 24 Şubat gerçekten çok anlamlı bir gün. Evet başkanım. Ben bugünle ilgili bize bu imkanı verdiğiniz için başta yönetim kurulunuza ve sizlere şahsım ve kurulum adına çok teşekkür ediyorum. Buradan bütün bizi izleyenlere de selam, sevgi ve hürmetlerimi iletiyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Trabzon'da doğmak, başka şehirde doğmak, ülkenin dışında doğmak hiç önemli değildir Trabzon'un birisi için. Önemli olan ruhtur. Trabzon'un ruhunu kaybetmez. Dolayısıyla biz o ruhu içimizde taşıyan insanlarız. Trabzon'un en önemli özelliklerinden bir tanesi. 60 yıla yakın İstanbul'a yerleşmiş Trabzon Çaykaralı bir ailenin 4 erkek evladından 3 numarası olan biriyim. 1983'ten sonra babamızın işlerini devralarak işlerimize başladık. İnşaat malzemeleri ve taahhüt işleriyle beraber ve en büyük abimle beraber yurt dışındaki taahhüt işlerimizle beraber daha sonra sağlık ve eğitim sektörüne girdik. Şu an sağlık ve eğitim sektöründe devam ediyoruz. Çalışma şartlarımız ve imkanlar nispetinde değişik de işlerde tabii yaptık. Bu konulara gireceğiz. Tabii ki bugünün anlam ve önemi en önemli şeyi Trabzon'un Trabzon Kurtuluş kurtuluşu. Mukaddesi, evet. İsterseniz biz Trabzon'un kurtuluşundan Siz tarihi çok başlayalım. seversiniz. Doğru söylüyorsun Ben başkanım. tabii ki bu konuda biraz daha hassas olan bir kardeşiniz olarak Evet. bugün 24 Şubat Trabzon'un 103. Kurtuluş Yıl yıl dönümü, dönümü. evet. Tabii ki bu hastalık sürecinde, bu sıkıntılı dönemde bu kutlamalar, etkinliklerimizi yapamadık. Hiçbir yerde yapılamadı. Trabzon'da da yapılamadı. Bugün Trabzon Belediye Başkanımızı takip ettim. O da sadece meydanda bir kutlama ile beraber olayı tamamlamaya çalıştılar. Bu maalesef bu salgın ve hastalık durumu bütün bu bizim programlarımızı iptal etti. Ama Trabzon'un kurtuluşu 1916'da Rus işgaliyle beraber başlayan ve 1918'de biten bu mücadele büyük eziyetler verilerek büyük orada can siparişine efendim insanların efendim uğraşıyla beraber ve ilk milli mücadelenin başladığı yerde Trabzon. Bu manada da çok önemlidir. Şimdi biz öncelikle bize bu toprakları vatan yapan geçmişlerimize, gazilerimize ve şehitlerimize, annelerimize, ninelerimize, dedelerimize ben rahmet dileyerek emeğe geçen ve bu uğurda mücadele eden, kan döken herkesi saygıyla, muhabbetle ve dualarla burada yad etmek istiyorum. Bu topraklar çok kutsal topraklar. Biz bunu böyle söyleyince bazılarına tuhaf gelebilir. Evet, 4000 yıllık bir medeniyetin ürünüdür Trabzon. Trabzon İstanbul'dan sonra en önemli şehir olan bir toprak parçasıdır Trabzon. Trabzon, düşünebiliyor musunuz? İstanbul matbaasından sonra Anadolu'daki ikinci matbaanın olduğu yerdir Trabzon. Trabzon nevi şahsına münhasır çok büyük özellikler taşıyan bir toprak. Tarih boyunca. Tabii ki. Dolayısıyla bakın burada büyük çoğunluğumuzun bilmediği bizim Rus işgaliyle beraber Rize, Gümüşhane, Trabzon ve Giresun'dan 1916'da 1 milyon üstünde insanımız muhacir olarak yollara düştü. Bakın 100 bin O zaman civarı. düşmandan kaçarak mı başkanım? Tabii efendim teknelerle 6 günde orduya gitti. Bakın bizim valimiz, Trabzon valisi
Trabzon öyle bir toprak parçası ki Batum'dan Kastamonu'ya kadar. Vilayet Trabzon. Tabii vilayet Trabzon. 1923'e kadar hepsinin bağlı olduğu tek vilayet. Böyle bir toprak parçası Trabzon. Dolayısıyla bakın 1 milyon 200'e yakın insanımız muhacir olarak Kastamonu'ya kadar, İzmit'e kadar, Sivas'a kadar. Bakın Sivas'a 96 bin insanımız gitmiş. Ve büyük burada yollarda ölen, büyük zayiatlar vererek gitti bu insanlar. Ve bunlarla ilgili bilgi var mı başkanım elinizde? Tabii ki. Tarihi gerçekler bunlar. Bakın biz bunlarla ilgili şu an bizim yönetim kurulu üyemiz, başkan yardımcımız, çok kıymetli tarihçimiz Mustafa Durmuş hocamız bununla ilgili çok ciddi çalışmalar yapıyor. Bakın burada 250 bine yakın insanımız şehit oldu. Bu Trabzon'dan göç ederken. Evet efendim. 250 bin civarında. Ve bu 1 milyon üstündeki insanımızın muhacir olarak yollara düştükten sonra sadece geriye dönenin 175 bin kişi. Ve bu kadar acı bir gerçek var. Ve bakın bundan yaklaşık 6 ay kadar evvel Ordu'da 3 bin kişilik kimsesizler mezarlığı diye bir mezarlık bulundu. Kimsesizler yeni mi bulunmuş başkanım? Evet efendim 6 ay oldu. Kimmiş onlar? Trabzonlu muhacirlerin mezarlığı. Hepsi mi Trabzonlu? Evet efendim. Bakın Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanı, Trabzon Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı ve Ordu Valiliği şu an bununla ilgili... Ordu'da değil mi? Ordu'da evet, muhacirler. Ordu bu. Perşembe'de 3 bin kişilik bak kimsesizler mezarlığı ve burası Allah nasip ederse bundan bir ay kadar evvel Ordu Kent Konseyi Başkanı beni aradı. Bununla ilgili bizi de bilgilendirdi. Biz de her türlü desteği burada kendilerine vereceğimizi ifade ettik. Bunda Allah nasip ederse orada bu mezarlığı düzeltilecek en böyle ziyaret edilebilecek çok güzel anlam taşıyabilecek bir şekle getirip burayı bunun çalışmalarını yapıyoruz. Bakın geçen hafta 700 kişilik bir mezarlık daha bulundu. Nerede yine başkanım? Yine o da Ordu'da. Allah Allah. Tabii ki bakın bunlar insanımızın çekmiş olduğu eziyetlerden. Bunlar acaba şu anda Trabzon Belediye Başkanı'nın, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın haberi var mı acaba? Tabii efendim. Bunlar birebir Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı ile yaklaşık 6 aydır bu görüşmeler devam ediyor. Hı hı. Biz de inşallah bunların takipçisi oluyoruz ve bunlara da destek veriyoruz. Elimizden gelen ne varsa Trabzon Dernekler Federasyonu olarak bütün katkıyı da bunlara vereceğiz. Şunun için bunları anlatıyorum. Bizim insanımız çok çilekeş. Bizim insanımız çok çile çekti. Gerçekten Trabzon Lisesi ile beraber Galatasaray Lisesi'nden sonraki en meşhur evet. lise. Yazarıyla, çizeriyle, tarihçisiyle, sanatçısıyla. Biz böyle bir toprağın parçası olmanın gururunu yaşıyorum ben. Ve bu toprağın insanlarına da hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Dolayısıyla bu toprak parçası bizim için çok önemli. Her Trabzonlu için çok önemli. Bazıları diyor ya Zeki Bey, ya her yerde Trabzonlu. Evet. Yani geçen bir televizyon programında bana soruyorlar. Ya İstanbul'da 11 tane belediye başkanı var. Evet. Ya bu çok değil mi? Dedim ki beni hemşerilerim arıyor bununla ilgili bize stajda bulunuyorlar. Niye çok Trabzonlu var? Niye 39 ilçenin yarısı Trabzonlu değil diye? Siz çok diye bahsediyorsunuz. Benim insanım bunu hak ediyor. Biz çok çalışıyoruz. Bakın 60 yıla yakındır İstanbul'a yerleşmiş bir ailenin çocuğu olarak örnek veriyorum. Bizim insanlarımız oralardan göçtü geldi. Muhacirlikle geldi. Evet. Biz o dağlardan geldik Zeki Bey. Bütün herkes belli o eziyetleri çekerek buralara geldi. Hepimiz eskilerimiz, babalarımız, dedelerimiz çok çalıştılar. Ve hepimizi okutmak için, hepimiz belli yerlere gelmesi için gece gündüz çalıştılar. Ve bu millete, bu memlekete başarılı, faydalı bir birey yetiştirme adına elinden gelen bütün gayretleri bizim babalarımız, atalarımız çok zahmet çektiler. Dolayısıyla bizim insanımız her şeyi hak ediyor. Bu manada hiç kimsenin en ufak bir söz söylemeye hakkı yok diye düşünüyorum. Rahmetli şehidimizin Eren Bülbül'ün annesinin orada bir ifadesi vardır Zeki Bey. Diyor ki oğlumun şehit olmasından çok mutluyum. Yani bir şehit annesi olmasından son derece mutluyum. Ama oğlum çok eziyet çekti. Çok fakirlik çekti. Yani o çantasının üzerine karlarla 20 liraya beraber günlük çalışıyor. Evet. Yani ben sadece üzüntüm budur evet, diyor. Evet. Yani dolayısıyla Karadeniz insanı
çok çilekeştir Zeki Bey. Evet. Hepimiz oralardan geldik. Biz oraları bilen insanlarız. Dolayısıyla bizim insanımız her türlü güzelliği, her türlü başarıyı hak ediyor. Sosyal faaliyetler Zeki Bey, ben 23 yaşında bu işleri seven bir insan olarak kulüp başkanı olarak başladım. 16 yıl Türkiye'deki hemen hemen en fazla kulüp başkanlığı yapan ikincilikte birisi olarak 16 yıl kulüp başkanlığı yaptım. Dolayısıyla sosyal işleri seven, insanların katkı vermeye kendine şiar edinmiş, bu manada eldesiz insanlarla ilgili ne yapabilirim? Bu düşünceler ve içerisinde Allah da bize nasip etti. Burada da biz bu görevi aldık. 3 yıldır da bu görevi yürütüyoruz. Ciddi şeyler yaptığımıza inanıyoruz. Muhakkak eksiklerimiz vardır. Zeki Bey, samimi olursanız, işinizi de severseniz, bu nerede olursa olsun. Severek mi yapıyorsun başkanım? Tabii ki ben her yaptığım işi çok severim. Ticarette de öyleyim. Sosyal faaliyetlerimde de öyleyim. Dolayısıyla sevdiğim bir iş. Burada insanlarımı ne yapabilirim, ne katkı verebilirim, biraz daha nasıl ileri itebilirim diye bunun uğraşı ve çabası içerisinde, bu da beni son derece mutlu ediyor. Bize bu görevi vermişler, insanlar bize inanmışlar, güvenmişler, buraya bizi getirmişler. Eldesiz ve beklentisiz bir şekilde, elimizden gelen bütün gayreti göstererek, dolayısıyla insanlarımıza ne tür katkı verebiliriz, onun uğraşı ve çabası içerisindeyiz. Biz yıllar evvel İstanbul'a gelmiş ve birbirlerini görme adına, evet, dernekçilik faaliyetlerine başlamış kıymetli büyüklerimizden benim buralara kadar gelmişiz. İşte biraz evvel ifade ettik. Binlerce insanımız yollarda çeşitli sebeplerle edebiyete intikal etti ve rahmetli oldular. Büyük çile çekti bizim insanımız. Yani Trabzon dediğiniz zaman Zeki Bey, yani ben tabii ki duygulanıyorum hakikaten. Bizim insanımız çilekeş, bu memlekete çok şey vermiş. Bakın, milli mücadelenin başladığı yerdir Trabzon. Dolayısıyla bize bu toprakları vatan yapan bütün geçmişlerimizi buradan rahmetle, saygıyla, hürmetle ve duayla yad ediyorum. Trabzon nevi şahsına münasır bir kent. Bakın, ya kolay değil 1976'da, 23 Mayıs 1976'da İstanbul Saltanatı'nı yıkıp Anadolu'ya şampiyonluğu getiren bir şehirdir Trabzon. Trabzon başkaldırıdır. Trabzon mücadelecidir. Dolayısıyla bizim hem vizyonumuz hem misyonumuz çok büyük. Onun için Trabzonlar çok önemlidir. Ben bu vurguyu çok yapıyorum. Belki bu manada bıyık altı böyle güzel gülüyorsunuz ama bizim hakikaten Trabzon bu memleketin olmaz. Sizin Trabzon heyecanınıza yani, gidiyor başkanım. Biz enerjisi yüksek insanlarız. O toprağın bize vermiş olduğu yapıdır bu. Biz heyecanlı insanlarız. Evet, dolayısıyla enerjimiz de yüksektir. Biz Trabzonlu insanının her manada, her yerde daha da önde olması adına biz elimizden ne geliyorsa, bakın biz dernekçilik adına, federasyonla beraber bütün lobi faaliyetlerimizi elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Biraz sonra bu yaptığını konuşacağız yani, başkanım zaten. Bunlara da gireceğiz edeceğiz. Evet. Dolayısıyla Trabzon her yerde önde olmalıdır diyorum. Çünkü niye bunu söylüyorum? Trabzon insanı bunu hak ettiği için bunu söylüyorum. Evet, milli mücadelenin başladığı yerdir Trabzon. Bu kadar açık ve net. Buyur. Başkanım, o zaman şöyle söyleyeyim. Siz 1990'lı yıllardan beri Trabzon Dernekler Birliği vardı biliyorsunuz İstanbul'da. Bu lobi çalışmaların sonrasında Trabzon Dernekler Federasyonu oldu ve siz bir dönemde program başında söylediğiniz gibi Sayın Mustafa Demir'in döneminde de çalışmıştınız. Ondan sonraki kongrede de genel başkan olarak göreve başladınız değil mi başkanım? Doğrudur. Ben öncelikle buradan bir teşekkür etmek mecburiyetimiz var Zeki Bey. Evet başkanım. 1990 yılında Trabzon Dernekler Birliği adı altında çok değerli ağabeyimiz, kıymetli hemşerimiz Ergün Gürsoy ve yine değerli bir hemşerimiz, büyüğümüz Tekin Küçük Ali, buradan kendilerine sonsuz teşekkür ediyorum. Bu Trabzon Dernekler Birliği'ni kurdular. Onların çalışmalarıyla beraber daha sonradan 2005 yılında resmiyet kazanarak Trabzon Dernekler Federasyonu adı altında başta Nurettin Turan, daha sonra Mustafa Demir ve acizane bendeniz bu silsileyi böyle getirmek suretiyle beraber bir dönemde Mustafa Demir'le beraber başkan vekili olarak çalıştım ve 3 yıl oldu. Biz de büyük bir kongreyle
Büyük bir yerde. Çok büyük katılım oldu sanırım o zaman. Büyük katılımla, evet. Yani 1000 kişiye yakın bir katılımla, evet. Çok güzel bir kongre yaparak Allah bize bunu nasip etti. Hı. Ve 3 yıldır da bu çalışmaların içerisindeyiz. Hopa'dan geçen bir arkadaş arıyor. Trabzonlu. Trabzonlu tabii. Hopa'da görev yapıyor. Devlet memuru. Bir kardeşimiz WhatsApp'tan bana ulaşmış. Mesaj atıyor. Yani bu bizim görevimiz bu. İş bulmak mı başkanım? Yani devletin görevi ama. Bunu millet bilsin ama hayır, yani şimdi başkanım. Muhakkak ki burası iş bulma kurumu değil. Evet. Yani dernekler, federasyonlar bu manada katkı verebilecek, elinden ne geliyorsa yardımcı olabilecek durumdadır. Ama yani burada iş bulacak, işe yerleştirecek, o tarz bir şey yapma şansı yoktur hiçbir derneğin, hiçbir federasyonda. Ama biraz evvelki bilmiyorum ismini, arkadaşımız söylediği, bizim Trabzon dışına çıkmış çok kıymetli iş adamlarımız, hemşerilerimiz var. Trabzon'a zaman zaman yatırımları yaptı. Bugün de mesela Hüseyin Başaran'dan orada ciddi bir otel yatırımı var. Onunla ilgili konuştuk. İş adamlarımız zaten bu konuda konuştuk. Allah nasip ederse bakın bu hafta içerisinde ben de kısmet olursa inşallah bir Trabzon'a bir yatırım düşünüyorum. Evet, Türkiye'de başka örneği olmayan sadece ve sadece Trabzon'da olan bir kardeş vilayet vardır. Neresi başkanım? Maraş, Trabzon kardeş vilayet. Evet, evet, tabii. Bakın biz bu sene ne yaptık? Kardeşle beraber ortak Yeni Kapı etkinliğini yaptık. Doğru. Maraş. Maraş'a da selam olsun buradan tabii o zaman. Tabii ki. Maraş'ta hemşerilerimiz, onlar bizim hemşerilerimiz. Biliyorsunuz Trabzon'daki en büyük caddenin adı Maraş Caddesi. Evet. Maraş'taki en büyük caddenin adı da Trabzon Caddesi. Sebep olanlardan da Allah razı olsun. Federasyonuna önemli katkıları olan kıymetli bir abimizi burada ismini unuttum. Tahsin Usta'yı da burada saygıyla burada almak istiyorum. Kendisi de gerçekten çok büyük emekler verdi. Çok ciddi bir etkinlik yaptık. Yani bu etkinliğimizde 30'a yakın sanatçımız buraya geldi. 15'e yakın tarihçi insanımızı burada efendim söyleşi yaptırdık. Ciddi bir etkinlik yaptık. Hı hı. Tabii ki bunun haricinde Trabzonlar buluşması yaptık. Cumhurbaşkanlığı Trabzonlar buluşmasını yaptık. Evet. Cumhurbaşkanımızla buluştuk. Siz de oradaydınız hatırlıyorum. Evet, çok ciddi 20 bin üzerinde katılımla beraber Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber ciddi bir program yapıldı. Bakanlarımızın, 4 hemşeri bakanlarımızın burada buluşmasını tabii bir araya gelmesini sağladık. 31 Mart yerel seçimlerinde Trabzonlu adaylar buluşmasını yaptık biz burada. Mesela ilk programımızı hemşerimiz ve şu an Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ile beraber kahvaltı programı ile başladık. Akgün Otel'de orada ciddi bir kahvaltı programı yaparak programımıza başladık. Daha sonra değişik partilerden AK Parti'deki adaylarımızı, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki adaylarımızla toplantılar düzenledik. Bunu halkımızla bir araya getirmeye çalıştık. Ve en önemli şeylerimizden bir tanesi, sosyal medyada da size de sordular, sayfanızı da gördüm tesadüfen bugün baktığımda. Bir üstad sanatçı zannedersem Taner Hacı Kahveci. Taner Eyüboğlu. Taner Eyüboğlu sanatçılar adına soru sormuş. Evet, oraya girecektik sıra. Onu da orada gördüm. Biz bakın mesela Taner Bey'in herhalde haberi yok. Biz kendisini keyifle ve böyle zevkle izlediğimiz bir sanatçımız, hemşerimiz, kıymetli bir kardeşimiz. Trabzon'un güzel bir sesidir. Kendisinin belki haberi yoktur. Biz 100'ün üzerinde sanatçıyı davet ettik. Biz de katıldık gazeteci olarak başkanım. Evet, yaklaşık 60'a yakın bizim Rize ve Giresunlu sanatçılarımız da vardı. 60'a yakın işte. Kahvaltıya davet etmiştiniz. Yani onları güzel bir toplantı yaptık. Onlarla ilgili ne yapabiliriz? Sizlerle ilgili daha nasıl katkı verebiliriz? Onlar adına teşekkür ediyorum size başkanım. Rica ederim. Tabii ki bunlar bizim görevlerimiz. Bunun haricinde tabii ki her yıl yaptığımız gibi edebiyata intikal etmiş büyük değerimiz, Karadeniz'in, ülkemizin büyük değeri Erkan Ocaklı'yı biz her yıl mezarı başında efendim çok ciddi bir şekilde anma töreni yapıyoruz onu. Yani genç nesillere, gelecek kuşaklara bunu da tanıtma anlamında elimizden gelen bütün gayreti onun için gösteriyoruz. Ve bunu hiç ihmal etmeden her yıl mümkün olduğu kadar
yapmaya çalışıyoruz. Hasta sanatçılarımızı ziyaret ettik. Hacı Kahveci'yi mesela. Yani orada tabii ölmeden ki, önce ziyaret ben eden. Ben kendisini orada hastanede ilk defa tanımıştım, etmiştim. Orada çok da mutlu olmuştu. Hatta ona bir söz de vermiştim. İnşallah kendiniz de burada bakacaksınız. Sapa sağlam çıkacaksınız. Ve size İstanbul'da çok büyük bir gece organize edeceğiz diye. Hemen tesadüf etti orada yine Karadeniz'in Ayhan Tekin. Değerli bir sanatçısı, o da bir rahatsızlık geçirmişti. Onu da o vesileyle, onu da moral verdiniz başkanım. O zamanlar moral verdiniz. Yani biz elimizden geldiği kadar insanlarımıza ne yapabiliriz, ne edebiliriz, nasıl katkı verebiliriz, onları daha ileriye nasıl itebiliriz diye. Biz tabii ki devlet değiliz, biz bakanlık değiliz, biz belediye değiliz. Biz bir sivil toplum gönül kuruluşuyuz. Gönül bu, bu tabii gönül esasına, gönüllük esasına dayanmış. Efendim, severek yaptığımız bir iş olduğu için insanlarımıza nasıl katkı verebiliriz mücadelesi içerisindeyiz. Burada değerli Taner Eyüboğlu hemşerimizi de burada da bu konuda da bilgilendirme adına da bunu Taner Eyüboğlu şu anda izliyordur zaten. Herhalde tatmin olmuştur. Selamlarımızı iletiyorum kendisine. Tabii Zeki Bey, biz geldikten sonra ya bir yıldır yaklaşık bakın 13 Mart'ta 15 Mart'ta sokağa çıkmak yasakları başlamıştı geçen sene. Evet. Biz yaklaşık bir yıl oluyor. Ya bir yıldır doğru düz program yapamadık. Geldiğimiz süre zarfında ne yaptık? Mümkün olduğu kadar derneklerimizi ziyaret etmeye başladık. Evet. Yaklaşık birebir 40'ın üzerinde derneğimizi ziyaret ettik İstanbul'da. Hem Anadolu yakasında hem Rumeli yakasında olmak üzere bütün derneklerimizi mümkün olduğu kadar ziyaret etmeye, onlarla yaklaşık 20 bin üyemiz var Kıbrıs'ta. Biz Kıbrıs'ta çok etkiniz. Tabii orada Trabzon'da yani, fazla doğru. Sağ olsun buradan Murat Civelek Başkanıma da selamlar gönderiyorum. Çok değerli, çok kıymetli. Gerçekten gecesini gündüzüne katan, emek veren, ülkesini ve Trabzon'u çok seven bir kardeşim. Onunla da buradan gurur duyuyoruz. Kıbrıs'a da buradan selam olsun bütün hemşerilerimize. Saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Ama konularımızı bitiremedim. Çok konular var. Mesajlar da çok başkanım. Eyvallah ama söyleyin, buyurun başkanım. Başlık haline geçerseniz çok mutlu olurum. Yani biz bu bize bu imkanı verdiğinizde bunu da tasarruflu başkanım, kullanmakta buyurun, fayda var diye düşünüyorum. Konuşacak Zeki çok Bey, şeyimiz var. Hani bize sordunuz ne yaptınız diye. Biz bu 2 yıllık süreci tabii bir yıl içerisinde çok belki şeyler yapamadık. Ama bu son yıl içerisinde. Ama yaptıklarımızı da burada insanlarımızın bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii. Biz tabii ki iftar programlarımız var. Çok ciddi manada. Görüntülerde zaten bunları veriyoruz başkanım. Bunlar tabii ki insanlarımızla bir araya gelmeye çalıştık. Sahur programlarımızı yaptık. Trabzon'la sanatçılarımızın birebir görüşmelerini. O çok önemliydi başkanım. Yani, onu söyleyeyim. Birebir yani. Daha o toplu görüşmelerin haricinde birebir görüşmelerimizi yaptık. Tabii ki bu son bir yıl içerisinde bakın biz şehidimizi de unutmadık. Rahmetli şehidimiz Eren Bülbül adına Kamerun'da su kuyusu açtık. Öyle mi başkanım? Evet. Bunu bizzat federasyon karşıladı. Ve Trabzon'a... Haberimiz yoktu yani. Evet. Şükürler olsun, buna mutluluk duyuyoruz. Bu sosyal medyada da paylaşıldı, edildi. Kamerun'da açtık. Şehit Eren Bülbül su kuyusu diye. Vallahi çok güzel başkanım. Resimleri varsa onu haber yapabiliriz. Tabii hepsi yani. Var. Haberlerde tabii var. Biz Trabzon'u bakın geçen ay ne yaptık? Tablet dağıttık. Trabzon'a ne yaptık? En son dernek pazarında bir okul müdüresi hanımefendinin bize müracaatıyla beraber oradaki talebelerimizi botundan montuna kadar gençlik kollarımız gitti oraya. Bizzat kendisi talebeleri giydirmek suretiyle beraber çağrıldı dedi ve onun mutluluğunu hazını yaşıyoruz. Tabii ki onun keyfi başka oluyor. Tabii biz tabii bununla ilgili durmuyoruz. Bakın ne yapıyoruz? Geçen hafta rekor kırdık biz. Örnek. Ne rekoru başkanım? Neydi bu rekor? Geçen hafta Bağcılar Meydanı'nda burada kıymetli Bağcılar Dernek Başkanı'ma Sayın Ethem Coşkun'a selamlar olsun. Kan toplama rekoru kırdık. Ama her zaman Trabzonlar kırıyor galiba. Kırıyoruz ama geçen hafta Türkiye çapında rekor kırdık. Bakın Türkiye'deki en çok kanı toplayan Trabzon Dernekler Federasyonu. Bununla da gurur duyuyorum. Kan bankası ile ilgili en önemli çalışmayı yaptık biz mesela. Kızılay bununla ilgili bize sağ olsunlar. Sanırım ilik konusunda da aynı başarıyı sağlamıştık başkanım. Bakın bu hafta
Allah nasip ederse karşıda Sancaktepe'de. Cumartesi pazar. Gazi Osman Paşa Meydanı'nda ve Bahçeli Evler Meydanı'nda 2 gün. Yine Trabzon Dernekler Federasyonu burada kan toplama kampanyası yapıyor. Ve bunu da ciddi bir şekilde yapıyor. Bakın en son yaptığımız, biz vergilendirme ile ilgili bir komisyon kurduk. Ne alakası başkanım derneklerle? Tabii ki biz Trabzon Dernekler Federasyonu'na müracaat eden her Trabzon derneğinin bu konuda biz altyapı desteği verdik. Allah'a bravo. Ve bunu da yayınladık. Evet, eksiklerimiz vardır. Basınla bilgilendirmediğimiz zamanlarımız muhakkak ki olmuştur. Biz samimi olduğumuzu buradan ifade etmek istiyorum Zeki Bey. Biz gerçekten bu işi zevkle, keyifle ve heyecanla görüyorum, yapmak için uğraşıyoruz. İzleyiciler de görüyorlar. Zeki Bey, tabii bu uzun bir sürenin çalışması. Biliyorum. Çok büyük emekler, çok, gayretler verdik. Burada en büyük teşekkürü kıymetli hemşerimiz, Trabzon Sürmeneli İstanbul Milletvekilimiz, Grup Başkan Vekili değerli Mehmet Muş'a sizin aracılığınıza teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Kıymetli bakanlarımıza teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Allah bize nasip etti. Bir yılın üzerinde bir emek ve gayret sarf edildi burada. Hı hı. Değerli bürokratlarımız bize çok destek verdi. Sonsuz teşekkür ediyorum kendisine. İnanın sayısını tam hatırlayamıyorum ama defaten Ankara'ya gittik geldik. Biliyorum başkanım. Allah da bize nasip etti. Cerrahpaşa'da. Şu anda görüntülü de var başkanım zaten. Burası ekranda, tabii ki bitmiş hali bu. Proje olarak, çizim olarak tabii ki. Eski halinde vardı zannedersem. Onları da geçiyoruz zamanı. Evet başkanım. Biz tabii ki Zeki Bey, Fatih Belediyesi ile beraber bu Cerrahpaşa Hastanesi'nin tam karşısında olan bu yeri 29 yıllarını Allah nasip ederse Fatih Belediyesi'ne devredildi. Fatih Belediyesi ile beraber ortak protokol yaparak, çok güzel başkanım, efendim, Trabzon sosyal tesisleri yapacağız biz burayı. İnşallah orada göreceksin, işte basın diyorsunuz. İşte basının orada bir odası olacak. İnşallah başkanım. Bakın eski hali burası. Aa, evet. Bu, öyle işte, mi başkanım? Evet, bu bina görmüş olduk. Şu kafenin üstü mü başkanım? Evet, bu kafe de bize ait. Görmüş o sarı bina komple mi, yoksa? Evet, komple o bina. O komple o bina, Allah nasip ederse. Şimdi burayı, şimdi bak şu halde aldınız. Biraz sonra arkadaşlarımız gösterecek, bu halde yapacaksınız. İnşallah Allah nasip ederse bu önümüzdeki haftada projeleri bitiyor. Ciddi bir çalışma yapıyoruz. Güçlendirmesi evet, ise bu halde olacak. Bu hale gelecek. Orada işte basın odası, toplantı odalarımız. İçinde ne olacak başkanım? Yani Trabzonlulara mı ait olacak? Ücretli mi olacak? Ne olacak orasının içinde? Bizim orada her şey ücretsiz. Tamam, ne olacak bu orada? Bu kadar başkanım? Net söylüyorum. Ne olacak orada? Bizim orada hemşerimiz... Karnımızı aç, yemek yiyebilir miyiz? Muhakkak. Her gün 3 öğün yemeğimiz çıkacak orada bir kere. Sekreter ya büyük orada hizmet verecek. Allah bize bunu nasip ederse. Yurt inşallah. Gibi bir şey mi başkanım burası? Yurt yani? Olmayacak. En onun büyük, gibi yani. En büyük idealim. Tabii ki ben burada Trabzon Öğrenci Yurdu'na selam olsun kıymetli başkanımıza. Sevgili sosyal başkanımıza. Sosyal başkanımıza. Allah bana nasip ederse en büyük idealim benim İstanbul'da çok büyük bir Trabzon Öğrenci Yurdu yapmak. İnşallah buradaki bu hedefimizi yaptıktan sonra, burayı bitirdikten sonra en önemli şeylerden bir tanesi de Trabzon Öğrenci Yurdu'nu yaparak benim süremizi tamamlamak olacak. Şurayı yaparsanız başkanım, bir daha İstanbul'da hani bir tane gerçekten yıllardan beri Trabzonlara hizmet veren bir Trabzon Talebe Yurdu'ndan sonra burası da sizin bir çabanızla, arkadaşlarınızın çabasıyla birlikte muhakkak ben burada, eser olacaktır. Burada Zeki Bey, bakın 30 kişilik yönetim kurulu üyemiz var. Bunların yarısından fazlası İstanbul'daki dernek başkanlarıdır. Evet. Ben tek başına bir şey yapmıyorum. Biz hepimiz yapıyoruz. Onlar sizi gazlıyorlar başkanım. Biz hepimiz yapıyoruz. Evet. Ben burada özellikle yönetim kurulu arkadaşlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Hep beraber yapıyoruz bunu. Sağ olsun. Hepsi bir tarafından bir şey tutuyor. O hepsinin bir görevi var. Herkesin kendi göreviyle ilgili yaptığı şeyler var. Tek başına hiçbir şey yapma şansınız yoktur. Dolayısıyla ben huzurlarınıza kendilerine bir kere daha teşekkür ediyorum. Burada inşallah göreceksiniz. Devamlı bir şekilde her gün 3 öğün yememiz çıkacak. Ciddi bir sekreterya görevi görülecek. Trabzon'dan gelmiş, Hakkari'den gelmiş,
ne bileyim Antalya'dan gelmiş herhangi bir Trabzonlu hemşerimiz veya Türkiye'nin neresinde olursa olsun buraya müracaat eden kim olursa olsun burada muhakkak ki onun derdine çare bulma adına elinden gelen bütün gayreti göstereceğiz. En üstünde ciddi bir restoran yapacağız. Yöresel yemeklerimizi yapacağız. Yeni yönetim işte kongre olacak mı olmayacak mı 1 Mart'ta bunlar belli olacak. Biz tabii ki heyecan duyan, ben bu yönetimi nasıl olduğunu en yakın siz biliyorsunuz. Ben listeyi yaparken de o zaman başkanım listeye işte kimi yazacağız? İşte şu var bu var denildiklerine kim burada çalışmak istiyorsa, kim buraya katkı vermek istiyorsa herkes bizim başımızın... Kapımızdakiz açık mı diyorsunuz başkanım? Herkes açık. Biz burada katkı verebilecek Trabzon'la ilgili kim ne yapabiliyorsa bizim baş tacımız. Bizim herkese kapımız açık. Biz birlik ve beraberlik içerisinde eğer insanımızı belli bir noktada daha da ileriye taşıma adına elimizden gelen bir şey varsa onu yapma adına kim varsa bizimle beraber yol arkadaşı olacaktır. Dolayısıyla biz o bu diye bir şey söylemiyoruz. Bakın Zeki Bey burada açık ve net olarak şunu da söyleyeyim. Biz her yaptığımız işte samimiyiz. Her şeyin başı samimiyet diyor. Ben bütün her şeyimi net olarak söyleyen bir insanım. Yönetim kurulu arkadaşlarım da bilir. Çünkü burada biz gönüllülük esasına göre gelmiş, burada fayda ve katkı vermeye çalışmış ve çalışan, dolayısıyla beklenti içerisinde olmayan, maddi ve manevi hiçbir şey içerisinde olmayan insanların burada olması için mücadele ver bir insan olarak. Burayı daha da ileriye getirmenin gayreti içerisindeyiz. Onun için Ahmet olmuş, Mehmet olmuş öyle bir kıstasımız da yok bizim katil surette. Sadece ve sadece biz buraya gayret ve çalışma istiyoruz. Şu anda yine sizleri dikkatle izleyen, takip eden Çepni Dernek Başkanı Hülya Kebapçıoğlu da sizleri izliyor. Selam yine olsun. Sizlerden feyiz alarak programımızı zevkle dinlediğini söylemiş. Teşekkür ediyoruz kendisine. Biz Sayın Başkanım, teşekkür ediyoruz. Peki yavaş yavaş o zaman şunu söylemediklerimiz de var mı diye notlara bakıyorum ama sizin de notlarınız var başkanım. Özellikle birlik beraberlik için güzel mesajlar verdiniz. Onu söyleyeyim. Yani biz de tüm 61'ler bizim içimizde demiş. Trabzon sevenler de bizim içimizde dediniz. Muhakkak. Özellikle şu şapka konusunda onu bir kere daha elinize alır mısınız başkanım? Evet. Gerçekten bu konuda Trabzonsporlara çok güzel mesaj verdiniz. Yani eyvallah. Hatta yönetim kurulunda da geçen insanların evet. bir mesaj yazmışsınız. Herkes mutlaka Trabzonspor şapkası takacak. Piyasada şapka kalmamış başkanım. Kalmadı evet. Zor bulduk. Evet. Evet başkanım. Evet. TSE Club'larda şu an şapka yok. Başkanım, özellikle bu muhacirlikler konusunda yine Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı da muhacirler mezarlığı ile ilgili söyleyeceklerini söyledi ki sanırım iki şu anda şehir arasında o konuda çalışmalar yapılırken sizin de projeleriniz var galiba değil mi? Tabii biz ortak inşallah yürütüyoruz bu projeyi. Belediyelerle ya, ortak. Bu işin içerisinde olan en önemli şahsiyet tarihçi, araştırmacı, tarihçi, yazar Mustafa Durmuşoğlu. Bizim başkan yardımcımız, federasyon başkan yardımcısı çok ciddi çalışmalar yapıyor bununla ilgili. Dolayısıyla o oftaki o en son mezarlığı, ordu mezarlığını ortaya da çıkaran kendisi. Ben bir kere daha kendisine şahsım ve kurum adına çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bizim Trabzon'umuza büyük katkı veriyor. Ülkemizin ve tabii ki Trabzon'un gururu Selçuk Aydın kardeşimize bir yola çıktı kıymetli kardeşimiz. Boks Federasyonu Başkanı adayı olduğunu çok kendisi güzel, açıkladı. Biz tabii ki bir hemşerimiz olarak onunla Ankara'daki yapmış olduğu programda birebir yanında bulunduk. Ona desteklerimizi birebir gösterdik. Hemşerimiz ki hangi konuda, nerede, ne olursa olsun biz bu katkıyı verme adına elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Allah nasip ederse inşallah Boks Federasyonu Başkanlığı'nda Selçuk Aydın kardeşimize büyük ihtimalle olacağını buradan düşünüyorum ve bu hemşerimize de gayretimiz ve desteğimiz sonuna kadar muhakkak ki var. Boks camiasıyla böyle bir federasyon başkanı olması, federasyon başkanı olma hasabimizle hasabiyle de oradaki Ankara'daki programlarına da katıldık. Onlarla da çok hasbihallerde bulunuyoruz ve kendisini bu konuda kıymetli hemşerimizi destekliyoruz. Bir kere her şeyden evvel şunu söylüyoruz. Biz mikro milliyetçilik yapmıyoruz. Evet. Bir kere bunun altını kalın harfle çiziyoruz. Biz insanımızı seviyoruz. Biz ülkemizi seviyoruz. Biraz evvel ne dedik? Bu toprakları bize vatan yapan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere emeğe geçen bütün herkesi saygıyla, milletle ve dualarla yad ediyoruz diyoruz. Dolayısıyla Edirne'den Kars'ına kadar
bu ülkede bir taş üstüne koyan herkes bizim baş tacımız. Ülkeyi seven herkes bizim kardeşimiz ve başımızın tacı. Ama nedir? Biz Trabzonluyuz. Trabzon'dan doğduk. Trabzon'da büyüdük. Trabzon'un insanıyız. Nerede olursak olalım, o yörenin insanıyız. Ne diyor? Yani önce ailenden, akrabandan ve etrafından başlayarak büyüyerek gidiyorsun. Biz dolayısıyla insanımızı, hemşerimizi tabii ki seviyoruz ama başta ülkemizi seviyoruz. Dolayısıyla bize mikro milliyetçilik yapmıyoruz. Biz lobi faaliyetlerimizi yapıyoruz. Hak ediyorsa, eğer o yere hakikaten gerekli birisi, biz sonuna kadar gidiyoruz o kardeşimiz için, o insanımız ve o hemşerimiz için. Gece gündüz durmuyoruz. Bunu son seçimlerde de gösterdik. Bundan sonraki süreç içerisinde de göstereceğiz. Burayı yapıp teslim etmem lazım. Yani çünkü gerçekten bir emek verdik. Ve ondan sonraki bir hedefim var. İstanbul'a Allah bana nasip ederse, o süreç içerisinde eğer yetiştirebilirsem, Trabzon yurdunu yapacağım. İstanbul'da işte 5 yıldız otel ayarında yemeğini yiyeceği, çok iyi yatıp kalkacağı Trabzon'un insanımın. Çünkü benim büyüklerim, abilerim Trabzon'dan buraya gelip hep hatıralarında anlatırlar onu. Trabzon yurdunda şunu tanıdım. Trabzon yurdunda tabii, böyle kaldım. Tabii. Trabzon yurdunda şunu yaptım. Hep bende böyle zihnimde yer etmiştir. Ben en büyük hedeflerimden bir tanesi, eğer başarabilirsek, bu yaptığımı... Çok büyük hedef bu başkanım. Bu sosyal tesisimiz tabii ki hemen bitecek olan bir şey değil. Bu Mart ayının sonu gibi, hı hı, inşallah başlamayı düşünüyoruz. Rahat 5-6 ay sürecek olan bir çalışma burada. İşte asansörün konulması... Ne zaman biter? Tahmini söyle başkanım. Yani şimdi tabii ki günde veremiyorum. Ciddi bir yatırım maliyeti de var buranın. Herhalde 5-6 ay gibi bir süre çok tutar yakın, yani. Yine yakın başkanım. Yani inşallah bitirmeye çalışacağız onu. Bir an evvel yetiştirmeye de çalışacağız orayı. Bundan sonraki hedeflerimiz tabii ki hedef bitmiyor. Hayallerimiz çok. Hani biraz evvel bir kıymetli hemşerimiz dedi ya, dünya federasyonu olma adına. Evet. Tabii ki inşallah Allah nasip ederse bunları bizden sonra gelecek başkanım, olanlar... Başkanım, çıtayı bayağı yükselttiniz. Biz tabii bu çıta yükselmeli, daha da ileriye gitmeli. Çünkü bizim insanımız buna hak ediyor. Benim hemşerilerim buna hak ediyor. Benim ülkem buna hak ediyor. Biz İsmail Satır olarak bunu söylemiyorum. Her Trabzon'da bu heyecan vardır. Her Trabzon'da bu enerji vardır. Biz enerjimiz, sinerjimiz Allah'a şükürler olsun bunları yapabilecek kapasiteye ve bilgiye, birikime ve tecrübeye sahiptir. Bizim her insanımız. Bunun altına kalkamayacak diye bir şey yok. Allah bize şimdilik bunu nasip etti. Şu an ben buradayım. Yarın bizden sonra gelecek olan kuşaklar ve nesiller, bizden sonra gelecek olan insanlar bunu çok daha ileri getireceğine inanıyorum. Başkanım, siz öyle bir başkansınız ki, işinizdeki, iş yerinizdeki çalışan arkadaşlarınız bile sizin peşinizden Trabzon Dernekler Federasyonu'na hizmet ediyor, çalışıyorlar gibi. Şu anda çok severim sevgili Salman Özyurt'u, yine okulunuzun sayın genel müdürümüzü. Sayın başkanım, İstanbul'da üniversitelerde okuyan gençler olarak bir araya gelebileceğimiz, birlikte vakit geçirip Trabzon'un için güzel çalışma yapacağımız bir mekanımız olacak mı dedi. Ya sanırım orada herkese bir yer var galiba, değil mi? İnşallah. Aksaray'da. Genel müdürümüz de Trabzonlu, Araklılı. Evet. Çok başarılı bir kardeşimiz, sağ olsun. Tabii ki inşallah en büyük ideallerimiz, düşüncelerimizden bir tanesi o. Yani orada istiyoruz ki ciddi bir geniş alan olsun. İnsanlar orada çorbasını içsin, dersini çalışsın, internetine girsin, talebelerimiz gelsin, üniversitede, haricinde, dışarıda... birbirlerini buluşabilecekleri, beraber oturabilecekleri, kalkabilecekleri. Böyle güzel bir mekan yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki bu nasip, kısmet, bu düşünceler içerisindeyiz. Ne kadar başarılı oluruz, olamayız bilemiyorum. İnşallah bitirdiğimizde, o açılışımızda Allah da bize nasip ederse, kıymetli hemşerilerimizle beraber, bakanlarımızla beraber, bütün bürokratla beraber, basınımızla beraber orada görkemli de bir açılış yapacağız. Ülkemin, insanının şehidine sahip çıkması, bu ülkemin neresi olsa olsun, ben buradan açık ve net olarak da söylüyorum, bu tarz taleplerde biz her zaman açız. Bunu da insanımızın bilmesini istiyorum. Ülkemin neresinde olursa olsun. Evet. Bunu biz rahatlıkla karşılayabileceğiz. İmkanlarımız da var. Elhamdülillah. Dolayısıyla burada sağ olsun bizim gençlik komisyonumuz, kadın komisyonumuz bu manada çok ciddi çalışmalar yapıyorlar. Bakın gençlerimiz bizim
gençlik kolu gençlik komisyon başkanımız diyelim ben, kadın kolu gençlik koluna dediğinizin duyduğu mesaj gönderdi. Bak, duyduğu mesaj gönderdi kadın kolunuz. Ben tabii ben kollara karşıyım işin açıkçası. Yani insanların bir uzvu olmamalı. Yani ben kadın komisyonu olarak söylüyorum. Gençlik komisyonu olarak büyütecek bunları, misiniz başkanım? Tabii ki çok daha büyütecek. Ben gençlik komisyonundan son derece memnunum. Kadın kollarından? Yine kol demiyoruz. Komisyon kadın, diyorum. Kadın komisyonumuzu bakın. Evet. Bize iki tane kadın derneğimiz şu an mesela tekrar dernek başkanı bunlar. Yönetimimize tekrar aldık onları. Dernek başkanım Trabzonlu? Tabii bir tanesi Trabzon'dan geldi. İki tanesi de Trabzon'dan geldi. Şimdi biz Allah nasip ederse sizin de programlarınızda görüyorum. Maalesef kadınlarla maalesef ilgili doğru başkanım, biraz evet. Sıkıntı var. Ama gençlik komisyonumuzda mesela genç kızlarımız çok faal. Ya. Niye aşırı büyükler faal diye başkanım? Yani tabii ki bizim ülkemizde şartları, işte evlilik durumu oluyor, çalışma durumu oluyor. Bizim gençlik komisyonumuzdaki genç kızlarımız olağanüstü gayretliler. Derneğinizin nadide başkanı, tek bayanı pardon, Dilek Bulut mesaj yazmış. İsterseniz okuyayım şimdi, kızmasın bize. Çünkü sizin tek bayan yöneticiniz galiba o. Başkanım özür dilerim. Komisyonumuzda bayanlarımız var tabii, evet. Olacak başkanım. Ben sadece var, onu var, biliyorum. Var. İnşallah zamanla tanırız. Genel başkanımıza, kadın yöneticilere ve gençliğimize verdiği destekler için teşekkür ederiz. Federasyonumuz bünyesinde aile ve kadın komisyonu için çalışmalar devam ediyor. Buradan duyuralım o zaman. Yani diyor ki tabii. Trabzon Dernekler Federasyonu'nun kadın komisyonu kuruluyor. O zaman tüm Trabzonlu kadınlar o zaman dernek faaliyetlerine var komisyonumuz tabii ki de büyütülecek. Değil mi başkanım? Evet. Sosyal tesislerimizde bir kadın komple kadınlarımıza ayrılacağını göreceksiniz tabii ki. Orada bu konuda çok ciddi çalışmalarımız olacak. Yani tabii ki sözlerimin başında ifade etmiştim. Sporla yaklaşık 16 yıl kulüp başkanlığı yapmış biri olarak sporla iç içe ve bilhassa futbolla iç içe olmuş biri olarak tabii ki hep istiyoruz. Trabzon her yıl şampiyon olsun. Kulübümüz her zaman başarılar sağlasın. Ama bir kere şunu bilmemiz lazım. Biz şampiyon olalım diye Trabzonsporlu değiliz. Tabii canım. Bakın dünyada Zeki Bey şehrinin takımını tutan dünyadan bahsediyorum. İkinci Napoli'den sonra %98 Napoli, %97 Trabzon. Vallahi bravo. Yani böyle bir mensubiyet duyan, böyle futbolla yatıp kalkan bir şehrin ve Trabzon'un marka değeri olan Trabzonspor'un tabii ki başarılı olmasını hepimiz çok Fenerbahçe'yi ne yapar? Yenir mi Trabzonspor başkanım? Ya gönlümüz tabii ki yenme. İçinde ne geçiyor başkanım? Ben inşallah yeneceğiz diyorum. Yani ben gerçekten ümitliyim. Abdullah Avcı'dan da ümitliyim. Şapka modasını başlattı Türkiye'de ya. Yani tabii ki bugün şapka olur, yarın başka bir şey olur. Muhakkak bunlar olabilir. Bunlar gelip geçici şeyler. Önemli olan kalıcı eserler bırakmak. Geçen sene de biliyorsun sloganımız olacağızdaydı. Evet. Ama bu yıl işte kasket modamız var. Önemli olan oralara bu yapılan hizmetleri kalıcı olmasını sağlamak. Yani şampiyon olmak sadece bir hocayla, yönetimle olmuyor. Yani tüm. Biraz evvel de ifade ettik. Bunu aşağıdaki malzemecisinden yukarıdaki yöneticisine kadar, taraftarından futbolcusuna kadar, evet, bütün insanların bir arada gönül gönüle ve el ele vermesiyle beraber yürütülecek ve katkı verilmesi suretiyle beraber dostluk ve kardeşlik içerisinde bu işi götürmek ve ülkenin birlik ve beraberliğine daha çok katkı sağlama adına bu spor müsabakalarının olmasının temennisi içerisindeyiz. Biz tabii Trabzonsporumuzu çok seviyoruz. Trabzonumuzu çok seviyoruz. Ülkemizi de çok seviyoruz. Dolayısıyla bu duygu ve düşünceler içerisinde. Şapkayla kapat istersen başkanım. Çok güzel oldu. Bize bu imkanı verdiniz. Evet. Şahsım ve kurumum adına, yönetim kurumum adına hepinize çok teşekkür ediyorum. Bizi bu vakte kadar izleyen, bizi takip eden kıymetli izleyicilerime de sonsuz teşekkür ediyorum. Daha güzel günlerde, daha güzel
yarınlarına buluşma adına herkese hayırlı akşamlar diliyor. Saygı, sevgi ve muhabbetlerimi iletiyorum. Allah'a emanet ediyorum. Başkanım, Çay TV'deki muhabbetimizden memnun kaldınız mı? Ben keyif aldım. Şahsınıza ve kurumunuza çok teşekkür ediyorum. Hayırlı